Sabahları yemekten kaçınmanız gereken 7 gıda. Her sabah kahvaltıda aynı şeyleri yemek veya hazırlamak size sıkıcı gelebilir. Kolay yoldan midenizi dolduran, damak zevkinize uygun bir şeyler yemek istiyor olabilirsiniz. Bunun için birkaç farklı seçenek var. Peki ama sağlıklı mı? Bu videomuzda sabahları yemekten kaçınmanız gereken 7 gıdadan bahsediyoruz. Az yağlı yoğurttan uzak durmalı mısınız? Sosis iyi bir seçenek olabilir mi? Ya da kahvaltılık gevreklerden gerçekten kaçınmamız gerekiyor mu? Bu videoda tüm bunları tartışıyoruz. 1. Kahvaltılık gevrekler. Popüler kahvaltı ürünlerinden biri de mısır gevreğidir. Çoğunlukla çocukların tercihi olabilir. Gevrek hazırlamak kolaydır ve öğle yemeğine çıkmadan ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar. Ancak kahvaltılık gevrekler sabah öğünü için iyi bir seçenek olmayabilir. Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Güne doğru başlarsanız sindirim sisteminiz yüksek kalorili yemekleri işleyecek şekilde kendini hazırlarken aynı zamanda gün boyunca acıkmamanızı sağlar. Popüler kahvaltılık gevreklerin çoğu büyük miktarda şeker içerir. Bu şeker kurtulması zor olan karın yağına dönüşecektir. Bu popüler gevrekler yerine yulaf ezmesini tercih edebilirsiniz. Şekersizler ve lifle dolulardır. Sabahları yediğiniz şeker miktarını azaltır, günün ilerleyen saatlerinde yorgun hissetmenizi engeller. Siz de sabahları mısır gevreği tüketiyor musunuz ya da çocuğunuz? Şimdi yulaf ezmesine geçmeyi ve tabağınıza meyveler eklemeyi tercih edebilirsiniz. 2. Az yağlı yoğurt. Yoğurt, kahvaltıda oldukça popüler hale gelen bir diğer besindir. Yağsız yoğurt, popüler bir kilo kaybı gıdası olarak kullanılır. Ancak buna rağmen yağsız yoğurtlar tam olarak sağlıklı bir seçenek değildir. Gerçek bir aroması olmadığı için üreticiler bu aromayı şeker ile dengeleme eğilimindedir. Ayrıca yağsız yoğurtta çok fazla protein bulunmaz. Birçok araştırma ise kilo verme hedeflerinize ulaşma konusunda tam yağlı yoğurdun aslında daha yararlı olduğunu göstermektedir. 3. Foodmap'ler. Polioller gibi fermente edilebilir bileşikler içeren ve genellikle foodmap olarak adlandırılan bazı meyve ve sebzeler vardır. Elmalar, fasulyeler, armutlar, sarımsak ve şeftalilerin tümü foodmap'ler ile doludur. Foodmap'ler, sindirimi diğerlerinden biraz daha zor olan karbonhidratlardır. Bazı insanlar foodmap'lere oldukça duyarlıdır. Bu yiyecekleri sindiremedikleri zaman mide ve bağırsaklarda fermentasyona sebep olabilir. Bu olduğunda daha şişkin hissetme eğilimindedirler. Elbette bu gıdalardan tamamen uzak durmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak foodmap'lere duyarlıysanız onları küçük porsiyonlarda ve sabahları değil de günün ilerleyen saatlerinde tüketmeniz daha iyi olacaktır. Sağlıklı proteinler içeren yiyeceklerle birlikte foodmap'li yiyecekler yediğiniz zaman sindirim daha hızlı gerçekleşir. Bu şekilde vücudunuz onları daha kolay sindirecektir. 4. Tereyağlı tost ve ekmekler. Tost, yapması en kolay kahvaltı seçeneklerinden biridir. Ancak sizin için iyi bir seçenek değildir. Yemesi ne kadar pratik olsa da içinde gerçekten çok fazla brüt yağ bulunmaktadır. Çoğu insan için ideal bir kahvaltı, vücudunuz için iyi olan yağları yemektir. Tereyağı vücudunuzun yemeğinizle birlikte yediğiniz vitaminleri işlemesine yardımcı olabilir. Ancak aynı zamanda büyük miktarda doymuş yağ da içermektedir. Doymuş yağlar kalbinizin sağlığı için tehlikelidir. Aynı zamanda kilo almanızın sebeplerinden biridir. 5. Pankek, krep ve waffle'lar. Krep ve waffle'lar çoğu insan için kahvaltıda tüketilen yiyeceklerdir. Bu yiyecekler kolayca yanınızda taşınabilir ve pratiktir. Fakat bununla birlikte donmuş krep ve waffle'lar, hatta kurabiyeler, içlerinde rafine karbonhidratlara sahiptir. Rafine karbonhidratları diyetinizden uzak tutmanız gerekir. Bu gıdalar zaman geçtikçe sizi daha da acıktıracaktır. Ayrıca bu dondurulmuş gıdalar neredeyse hiç lif içermez. Dondurulmuş yiyeceklere bağımlı olmak yerine ev yapımı krepleri tercih edebilirsiniz. Daha uzun sürse de kesinlikle daha sağlıklıdır. Ayrıca krepleri hazırlarken kepekli ya da tam buğday unu kullanmak daha iyi olacaktır. 6. Sosis. Pek çoğumuz kahvaltıda sosis yemeyi severiz. Günün başında sizi doyurabilecek bir et parçasıdır ancak besleyici ve sağlıklı bir kahvaltı seçeneği değildir. Sosisler kıyma, yağ, baharat ve tatlandırıcılardan yapılır. Bu onları sodyum, doymuş yağ ve kalori açısından yüksek bir besin yapar. Sosis gibi işlenmiş etler,
kronik hastalıklara ve kansere yakalanma riskinizi arttırır. 7. Aromalı kahve. Çoğumuzun sabahları günlük doz kahveye ihtiyacı olabilir. Fındık veya vanilya gibi tatlar eklemek onu daha da güzelleştirir. Ama ne yazık ki bu sabahları için iyi bir seçenek değildir. Çoğu aromalı kahve içeceği kalori ve şeker bakımından yüksektir ve çok az besin değeri içerir. Hatta hiç içermeyebilirler. Sabahları aromalı kahve içmek kısa bir süre sonra şeker çarpmasıyla gergin hissetmenize neden olabilir. Bu sizi çok üretken yapmaz ve günün kalanında sizi yanlış yollara sokabilir. Bunun yerine sade kahve içmeyi tercih edebilirsiniz.